Mutlu akşamlar. Yeni bir neler oldu programına hoş geldiniz. Bu hafta dünya ve Türkiye gündeminde öne çıkan olayları önümüzdeki yarım saat içinde size aktaracağız. Ayrıca bu programda iki önemli dosyamız var. Eylemleri her geçen gün Afrika'da yayılan Boko Haram terör örgütü ve Avrupa'da önüne geçilemeyen mülteci akımı. Önce kısaca haftanın gündemini hatırlayalım. Hafta sonu Türk ordusunun başarılı operasyonuyla Suriye sınırları içerisinde yer alan Saygı Karakolu'ndaki askerlerimiz güvenli olarak Türkiye'ye getirildi. Bu bölgede yer alan Süleyman Şah Türbesi de içindeki sandukalar ve kutsal emanetlerle birlikte güvenli bir bölgeye taşındı. Bu operasyon sırasında kaza sonucu şehit olan askerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Operasyon birkaç saat sürdü ancak yankıları halen devam ediyor. Peki Sayın Adnan Oktar, operasyon hakkında neler söyledi? İzleyelim, ardından devam edeceğiz. Karakol iyi yapmışlar. Tabii ya, göz önünde olsun yani. Çok uzakta ya insan. Gönlü rahat etmiyor yani. O doğru olmuş. Evet. Yakında değil mi? Göz önünde. Güzel o. Bomba yüklü savaş uçakları sınır boyunca keşif uçuşu yaptı. Askere tehdit oluşturabilecek gruplara karşı vur emri verildi. Ya kardeşim, IŞİD bir şey yapmaz. Evet, operasyon birlikleri türbenin bulunduğu Karakozak Köprüsü yakınlarında IŞİD ve PYD arasındaki çatışmalar devam ederken bölgeye girdiler. Ha, o ayrı mesele. Çatışma vardır. Adam yani bir densizlik yapabilir. Bizim konumuz PYD ve PKK'dır. Evet. IŞİD'le bizim işimiz yok. Yani o çocuklara Türk askerinin elini uzatması diye bir konu olmaz. Ne kurşun sıkarlar, ne adam öldürürler, ne o, ne şu bu. Yani böyle bir şey olmaz. Hava görüntüleri var. Kenara çekilmiş IŞİD her şey bir şey yapmadı diye bu sefer eleştiriyor Türkiye'yi. Türkiye ile işbirliği yapıyor. Yok kardeşim, şimdi densizliği bıraksınlar. Ben onun en başında söyledim. IŞİD Türkiye işbirliği yapmıyor. Fakat Türkiye'ye IŞİD dokunmaz. En başında söyledim. İsrail'e de dokunmaz. Fakat Ürdün risk altında. Açık açık söylüyorum. Evet. Türkiye dokunmaz. En başında söyledim. Hadiste de açıkladım. Dokunmaz deyince dokunmaz. Dolayısıyla IŞİD'e yönelik tek bir kurşunumuz olmaz. Haram olur. Günah olur. Biz Müslümana kurşun sıkmayız. Dolayısıyla böyle bir konu olmayacak. Olmaz da. Evet. Tamam, IŞİD'in yanlışları var, hataları var, eksikleri var, şunu var, bunu var. Mehdi devrinin onların hepsi düzelecek. İnşallah. YPG zübbelik yapıyormuş, açıklama yapmışlar. Bizim koridoru açmamız ve güvenlik sağlamamızla Türk ordusu geçti. Evet, lan siz kimsiniz lan? Hıyarlar. Türk ordusu bizi korusun diye yalvaran siz değil miydiniz? IŞİD'e. Gece gündüz yalvardınız lan. Bunların hafızasına gitmiş ya. Bunadır bunlar yani. Hayır, gece gündüz yalvarıyorlardı Türk ordusu bize destek olsun, bizi mahvediyorlar diye. Şah Fırat operasyonunun ardından PYD'nin bu ilginç çıkışına Sayın Adnan Oktar'ın verdiği cevap mükemmel. Zaten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın da hafta başında düzenlediği basın toplantısında bu operasyon için PYD ile herhangi bir işbirliği yapılmadığını, zira PYD'nin bir terör örgütü olduğunu belirtti. Türkiye bölgede Müslüman kanı akıtılmasına şiddetle karşıdır. Bu nedenle ne IŞİD'in ne de Marksist-Leninist terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye destek verir. Yani Türkiye'ye destek vermez. Türkiye'nin hedefi bölgede akan Müslüman kanının diplomatik çabalarla bir an evvel durdurulmasıdır.